Any artist out there want to be an artist and want to stay a star, if I want to have to worry about the executive producer trying to be. Evet, merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Şabu 808 ya da Şabu 808, hangisini tercih ediyorsan. Takip için teşekkürler, hoş geldin. Haftanız nasıl geçti, nasıl gidiyor? Oh, kiramı bırakayım şöyle, eyvallah. Evet. Çok teşekkür ederim Crop Platonic. Prime'ını yine benden yana kullandın. Çok sağ ol. Ama kira demeyelim ona ya. Ben böyle Nil gibi olayım. Ona kira demeyelim de. Selamlar, selamlar. O Always On Me'yi sevmemiştim film olarak ama albümü severim abi. Bu arada hava sizin orada serinledi mi? Ben kapşonlu sezonunu bugün açtım sanırım ya. Bir tık serin gibi bugün burada. Slide'ımız gelsin. Konuyu geçen hafta duyurmadım. Size de sürpriz olacak. Özellikle söylemedim. Bugün Fransızca rap konumuz. Bayağı detaylı gireceğiz. Keşfedeceğiz. Biraz benim telaffuzlarımdan yer yer canımız yanacak. Aa, değil mi Zari? Daha önce de funk rap'i falan unutmuştum. Nasıl yapsak? Mevcut anket nasılsınız? Peki. Güzelmiş. Ben de bir oy vereyim. Niye boğazımda bir gıcık var ya? Ankara'nın havasını çözemedim bir türlü. Güneş var ama üşüyorsun. Ankara. Funk rap abi. P ile olan funk. Demin yanlış telaffuz etmiş olabilirim dalgınlıkla. Biraz hemen çat diye başlamayız. Biraz sohbet edelim falan diye böyle oyalanıyorum şu an. Hem biraz toplanırız. Çünkü bugün o normalden bir yarım saat falan, normalde açtığımız zaten erken açtım. Çok sıkıldım çünkü. Erken başlayayım istedim. Aa, görüşmek üzere Crop Platonic. Kendine iyi bak, hiç problem yok. Aynen Emir, Gerilla'nın videosu var. Belki o videonun linkini artık yayın yapmazsak, yapamazsak aklımda yine bir tarafta ama yayın yapamazsak o videonun linkini YouTube açıklamasına bırakırım en kötü. Aşırı sıcak sevmem ama ya Antalya'nın şu dönemki halini muhtemelen severdim bu arada Moke. Fatal Bazooka da var, aldım. Ben bu arada nargilemi açayım siz toplanırken. Olur Emir'cim, bırak. Ama yani bugün de bayağı bir grup falan tanıtacağım için size belki yine iki bölüme bölebiliriz ya. Hani 6-7 saate koşmamak adına. Sanırım Fatal Bazooka sonlardaydı. Ya Fransa benim Amerika'dan sonra en müzikal olarak en çok beğendiğim ülke rap müzik adına abi. Rap müzik adına. Evet, Gims biraz daha R&B'ye kayıyor. Ama kimse almadım. Biraz daha ben yine şeyim hani erken dönemden başlayacağım. Şu an ekranda ilk slaytımızda mesela öncüleri görüyorsunuz zaten. Erken dönemden başlayacağım. Çok kronolojik gitmeyeceğim. Biraz daha alfabetik gibi gideceğim burada gerçi de. Yer yer değişecek. Biraz kafama göre hazırladım slaytları. bol bol müzik dinleyeceğiz ya. Unuttuğum isimler varsa siz de link atabilirsiniz. Fransızca rap için tabii. demo dinler misin olmasın. Ya Kenny Arcana şöyle, zaten özellikle Kenny Arcana ile açtım yayında zaten. Çünkü Türkiye'de neredeyse en Supreme NTM'i saymazsam, biraz daha IM, bilinen Kenny Arcana var. Burada ya o da Türkiye'de fazla abartılan isimlerden biri bence ama yani. Hani kötü rap mi yapıyor? Hayır ama. Hani onu baştan bir talep gelecek çünkü biliyorum. Hani abi Kenny Arcana, Kenny Arcana diye baştan onunla açalım, kurtulalım dedim. Aynen MC Solar gelecek. İyi, aynen. Solar var. Dübal var. Agresyon Verbal var. Afrojaz var. Falan falan var baya. Hani bilebileceğiniz. Lunatic var.
Aynen, sınırlı olduğu için abartılıyor abi. Bu arada ben hani bir an önce şu uyku düzenime falan bir çeki düzen verip Çağıl abiyi programa dahil etmem lazım artık. Bu arada ya. En başta hip hop ezberleri onunla yapacaktık. Benden dolayı hiçbir programa daha ben ucu ucuna hazırlandığım için dahil olamadı. Bomba Seyit Yakut, ona Türkçe rap yayını var, onu da hatta duyurayım. Daha birkaç isim daha var sürpriz kafamda ama Erdener abiyle, Pikapçı Erdener'le bugün yayından önce konuştuk. Türkçe rap tarihinde konuklarımdan biri şimdilik, ilk konuğum daha doğrusu duyurabileceğim Erdener abi olacak. Orada Fransa'nın Türk tarafına o yayında gireriz abi. Bugün hani üstü kapalı bir değiniriz Bomba ve Seyit Yakut'a ama o yayında değiniriz baya. Tunç abi niyetim, daha haberi yok onun ama. Çağıl abiye de yayın sonrası yazacağım abi. Hani en az 2-3 hafta sonra bu olacak. Müsaitsen bekliyorum diye artık. Ve dediğim gibi bunun onunla, bu sorunun Çağıl abiyle alakası yok yani. Tamam, benden kaynaklı. Nargilem de bir açılsaydı iyiydi ya. Ha, ufak ufak başlayalım mı? Ne dersiniz? Karar sizin. Notlarıma göz atayım. Tamam, başlayalım. Ufak ufak notlarıma bakacağım. Notlarıma da daha çok telaffuzlar yüzünden aldım gerçi, bilgiden, infodan ziyade. fonetik olarak sıkıntı yaşamayayım diye. Annem Fransızca öğretmen ama ben de Fransızca yani 10'a kadar falan sayabiliyorum, öyle söyleyeyim. Telaffuzlarda problem yaşamamak adına ufak notlar aldım kendime nasıl okunacağına dair. Evet, Le 101. Aynen, Emre Kemal'in yazdığı gibi. Oxmo Puccino'yu da bugün göreceğiz. Sabır, hepsine geleceğiz. İlk başta şöyle başlayayım, anlatayım size açıkçası. Başlayalım. Bu arada şey de bir başlamadan şunu da söyleyeyim gerçi. Amerika'ya tamamen mola vermiyoruz. Döneceğiz mesela. Kafamda çok detaylı bir Wu-Tang ve Wu-Tang Affiliate yayını yapmak var mesela. En az 1-2 hafta sürecek. Detaylı diskografilere baka baka ilerleyeceğimiz. İşte hangi affiliate, kimden dolayı affiliate, nasıl geliyor falan bakacağımız. Ama bunu yapmadan önce biraz da Avrupa'ya bakalım dedim. Hem biraz Amerika'dan mola verelim. Ve Fransa ile başlamak istedim. Muhtemelen Fransa'yı bitirince Almanya yaparız. Belki araya Lehçe, yani Polonya sıkıştırabilirim ya da Slovakya. Sonrasında da dediğim Türkçe rap yayınıyla Avrupa'ya da şimdilik tekrar bir ara veririz ve Amerika'ya döneriz. Niyetim böyle. Size de uyarsa ileride. NWA falan incelendi abi. YouTube'da var abi ama. Yayın tekrarlarında sadece parçaları kesiyoruz. Telif sıkıntısı yaşamayayım YouTube'da diye. Ben YouTube açıklamasını playlist olarak veriyorum. Dinlediğimiz parçaları ve dinleyemediğimiz diğer şeyleri, parçalarını, grupların. NWA'nin beefine de baktık hatta. Hani Eazy-E'nin ayrılması, işte pardon, Ice Cube'un ayrılması, Eazy-E'nin ölümünden öncesi ve sonrası şeklinde. Gangster Rap başlığı altında Golden Age döneminde NWA'de inceledik. İngiltere'de var niyetim ama ona biraz daha, İngiltere'nin güncelini biraz çalışmam lazım. Hani biraz drill ile limitliyim yani orada şu an için. Evet, o zaman şimdi gerçekten başlayalım. Şu an Fransızca Hip Hop'un 3 büyük öncüsünü görüyorsunuz ekranda. Sydney Dutail, Dynasty ve Lionel D. DJ Dynasty ve Lionel D. Bu isimlerin önemi şöyle. Daha sonra Fransa hip hop nasıl geliyor bu üç isim sayesinde onu anlatayım. 82 yılında Sydney Dutail radyo programının ismi Rapper Dapper. Aynen. Paris radyosunda Rapper Dapper isimli bir yayın yapmaya başlıyor. Bayağı farkındaysanız Amerika'da ilk basılı rap müzik eseri çıktıktan 2 sene sonrasında, 3 sene sonrasında başlıyor yani, anlayacağınız. Hani bayağı güncelini yakalıyor Fransa o konuda. Sound olarak. Ama üretim yok. DJ Dynasty ve Lionel D ise daha geniş kitlelere yayarak yaptıkları programla
özellikle Fransa'da Paris gibi, Marsilya gibi şehirlerdeki banyolarda yaşayan azınlığın dikkatini çekiyor ve hip hop kültürü yayılmaya başlıyor. O yüzden Fransa'daki üç öncü bu. Fransız Antillerinde ayrı bir öncü var. Ona da slayta geldiğinde değineceğiz. Çünkü Antiller MC'lerini biraz daha sona doğru attım. Selamlar Undertaker, hoş geldin. Funkabilly bu arada Dynasty'nin programının ismi. Ve özellikle 82'de gelmesi de şöyle. Daha önce hatırlarsınız, ben size Old School dönem yayınında söylemiştim. Grandmaster Flash, Grandmaster DXT gibi isimler Avrupa'ya turneye gidiyorlar demiştim, henüz daha kayıt olmadığı dönemde. Avrupa turnesinde Fransa'dayken ilk olarak oradan görüp etkileniyorlar ve yine da ağırlıklı olarak breakdance'la ve turntablism'le ilerliyor Fransa'da da 90'ların başına kadar neredeyse. 80'lerin ortasında irili ufaklı gruplar kuruluyor ki dinleyeceğiz birazdan. Her grubu dinlerken anlatacağım şu tarihte etkindi falan diye. Lionel Lee vefat etti bu arada, aynen. Aynen demişim ya, Lionel Lee'de hiç rapçi tipi yok ya demiş Doktor Sapık. Ben orada aynen dedim, aynen. Lionel Lee vefat etti birkaç sene önce diye hatırlıyorum. Belki daha yakın zaman bile olabilir. Dediğim gibi bu old school Amerikalı grupların Avrupa turnesinde Fransa'ya yayılmaya başlıyor aslında. Slide'ımıza devam edip hatta ilk işlerimizi dinleyelim isterseniz. Dediğim gibi çok kronolojik gitmeyeceğim. Biraz alfabetik gittim slide'ın bir kısmında. Sonrasında o da değişti. Her grup öncesinde ben size örnekler vereceğim. Merak etmeyin. İlk grubumuz Dubalnik ve Dünek grupların ismi. Yani Fransızca okunduğu gibi okumaya çalışıyorum size. Bu iki grup birleşip Dubal-Düne oluyorlar. 89'da kuruluyorlar ama hemen parça çıkmıyor. 90'larda biraz ses getiren işler yapıyorlar onlarda ama en köklü grupların arasında sayamam ben sevsem de. Size şimdi iki tane Dubal parçası açayım. Neler almışım listeme, ona bir bakayım bu taraftan. O zaman ilk parçamız gelsin. Dubal ve Mistik Sadisyon. Evet. Yine ben fade'imizi attım çünkü bayağı bir grup ve bayağı bir parça var, hani çok ağır gitmeyelim diye. Hani çok sevdiğim ya da işte çok efsane grupların bazı parçalarını tamamen dinleteceğim size, merak etmeyin. Atilla hoş geldin bu arada. Merdu demiş ki senelerce Fransızca eğitim gördüm. Fransa'ya gittim. Neye uğradığımı şaşırdım. Fransızca'nın argosu çok acayip, ayrı bir dil gibi. Aynen abi, onu şeydeki aksan farkından ben de yakaladım. Paris'teyken çok kısası kaldım gerçi de. Hani barp kısmında ağırlıklı olarak Türkler ve Kuzey Afrika göçmenleri yaşıyor. Hani onların konuştuğuyla Doğu Paris banliyösünden gelen bir siyahinin konuştuğu ve öz böz Fransızın konuştuğunun alakası yok. Hani onu ben de yakaladım. Bu kaç senesi abi? Bunun 96 olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Dubal ve Mystic La Sadition parçanın ismi. Bunu dinledik. Sırada Dubal'dan bir parça daha dinleyelim. Bu arada Merdo, hani buradaysan hani beni arada telaffuzlarımla falan düzelt. Çünkü ben hani muhtemelen bayağı hata yapacağım ya burada o konuda. Duval'dan bir parça daha dinleyelim demiştik. Ne dinliyoruz? Bakayım listeme. Dubal Küfe geliyor. Evet, fade'imizi attım. Slide'ımıza da geri döneyim. Dubal'de gördüğünüz üzere, yani gördüğünüz emin, duyduğunuz üzere hani liriklere çok giremiyoruz. Hani ne anlattıklarına dair. Hani Türkçe çevirileri de yok çünkü. Hani zar zor liriklerden translate'le bir şeyler anlamaya çalıştım ama gramer farkı yüzünden yemiyor pek. Ama şey, sound olarak fark etmişsinizdir. Yarı jazz rap, Amerika bazında söylüyorum bunu. Yarı da hardcore rap esintilerini fazlasıyla görüyoruz burada. Dili anlamasam bile güzel bir beat üzerine tatlı flow'lar direkt yakalıyor beni demiş Tale ofça. Hem fikirim, ben de aynı mantıktayım ve müzikal olarak Fransız rapini ben bayağı beğeniyorum. O yüzden ilk olarak Avrupa'da Fransız sayılıp hem bir o yüzden geleyim dedim, hem de Almanya'da çok uzak sayılmaz ama Amerika'yı güncelinde yakalamayı başaran Avrupa ülkelerinden bir tanesi olduğu için Fransa ile başladık aslında. Bir de Almanya'yı ilk
Almanya ile başlamama sebebim Almanya'daki illa Türkçe rap yapmalarına gerek yok. Birçok Türk MC olduğu için oradan Türkçe rap'e bağlarsak daha sağlıklı olur diye düşündüğüm için Almanya'nın ardından Türkçe rap tarihini getireceğiz. O yüzden biraz böyle başladım yani. Fransız beatleri zaten özellikle 90'lardaki beatler ciddi zaaflarımdan benim ya. Annem yazlıkta olmasa olabilirdi Emir'cim. Bir haftaya gelecekler. Belki tekrar annemle özel bir yayın olabilir. Bir ara Şans'ı Serello Mapal diye bir rapçiye denk gelmiştim. Flip albümünü Antalya Isparta ara sarıp sarıp dinliyordum. Lomapal almadım galiba abi. Daha sonra unuttum galiba almayı. Eğer iki bölüm olursa en kötü bir slide daha ekleyip burada sizin söylediğiniz benim unuttuğum isimleri ben şey yaparım, ona problem yok. O zaman sırada benim bayağı sevdiğim bir grup geliyor. Onlar da Paris'in doğusundan diye hatırlıyorum. Türkçesi 113, Fransızcası Sontrez diye okunuyor galiba. Merdo beni düzeltirsin yanlış okuduysam. Grubun frontmeni, ana MC'si Rimkey, fotoğrafta en önde gördüğünüz kişi, Cezayirli. Mokpe Malili, AP ya da API galiba Fransızca okunuşu, Fransız dantillerinden. Grubun ismi yaşadıkları binadan geliyor. Neredendi? Tam olarak Fransa'nın hangi, pardon Paris'in hangi banliyösünden derseniz onu da not almış olmam lazım. Vitry-sur-Seine'den geliyorlar. Çok sevdiğim bir parçaları geliyor. Klibi de çok eğlenceli bunun. Ve kendilerinin en meşhur parçası hala. Tonton Juble geliyor. Evet. Gerçekten çok sevdiğim bir parça. Slide'ımıza döneyim. Klipte bu arada Doğu Paris banliyölerinden gelen birçok MC'yi de Rof gibi mesela görüyorsunuz. Önemli figürleri de görüyorsunuz Fransız hip-hop'u için. Bu şarkının storytelling şarkı aslında şeyi anlatıyor. Aslen Cezayirli demiştim. Fransa'dan kalkıp Cezayir'e yapılan bir yolculuk ve ikinci verse ise Cezayir'de Fransa hakkında girdiği diyaloglar şeklinde ilerliyor. Yanlış hatırlamıyorsam tabii ki bu %100 bir bilgi değil. Bu grubun beni ileride biraz üzmesi aşırı pop rap'e kaydılar. Bir işlerini daha kısaca dinleteceğim. Ama hala benim için önemli Fransız gruplarından biridir. Ben bayağı severim yani Sontrez'i. O zaman Sontez marjinal geliyor tekrar. Dediğim daha yakın dönem bir parçası marjinal. Evet, fade attım. Hani yakın dönemde Sontez neye dönüştü merak eden varsa diye. Şöyle kötü değil, kesinlikle kötü değil ama şeyi etkisi var. Bir de elektronik müzikle ilgilenenleriniz varsa French Touch diye bir akım vardır. Hani bu Soulcast'ın parça ismi de aslında oraya atıf diyorum, atıf. Uzattım niyeyse. Hatırlarsınız. Özellikle EDM'den ziyade French Touch elektronik müzik etkilerini falan yakın dönem mainstream'inde çok görüyoruz. Daft Punk'ta da çok var olan bir etkidir bu arada French Touch etkisi. Orada hatırlayabileceğiniz soundlar. Teşekkürler Alparslan, görüşürüz. Sizlere bu arada albüm önerilerini daha önceki yayınlarımızdaki gibi ekstra slaytlarla hazırlamadım. Çünkü Amerika'daki kadar geniş bir skalada bilgim yok. Bildiğim kadarlık kısımlarını yer yer Discogs'dan alarak, yer yer işte Discogs'da olmayan ama dijitalde olan albümleri falan kendim ekledim. YouTube tekrarında size bunları da ayrıca yazarım. Problem yok. Ama merak edip aratmak isteyenler varsa ekrandan not alıp bakabilirler. Evet, geldik diğer slaytımızdaki isimlere. Afrojazz, bu yazıldığı gibi İngilizce okunabilen bir grup ismi. Çok şükür. Sınav olmayacak burada bana. Jazzy, Daddy Jokno ve Robo üyeleri. Bu grup tamamen ATCQ ve De La Soul gibi Amerikan jazz rap sanatçılarını örnek alıyor ve çok güzel işler çıkarıyorlar. Ama maalesef ömürleri bayağı kısa. İki albüm yapıp dağılıyorlar. Bir tane de ufak EP var. Erken dönemde. Onu da zaten albüm önerisi olarak aşağıda şurada vermişim. Görüyorsunuz. Aynen ODB ile olan parçaları gelecek Sam Donovan zaten, merak etme. Hatta ilk olarak o gelecek. Afrojazz ve ODB Strictly Hip Hop geliyor.
Bu arada şeyin de farkında mısınız bilmiyorum. Ben müzikal bir şey söylemiyorum. Klipler de dönemi için dahi çok iyi değil mi? Hani bayağı özenilmiş işler görmüyor muyuz bilmiyorum. Çekim kalitesi olarak falan. Yani tabii ki bunu yanlış anlamayın. Türkçe rap'le falan Avrupa'da kıyaslamıyorum aynı yıllarda. Çünkü biz ekonomik olarak da yani o zaman da çok farklı değildi. Hani bundan daha iyiydi ama. Hani frank kullanılan dönemde de hani şey bizim imkanlarımız bu kadar yoktu evet ama. Hani Amerika'da bile hatta yani Almanya'da bile aynı yıllarda terlikle çekilmiş gibi duran klipler var çünkü yani. Evet. Afrojazz'dan bir parça daha dinleyelim isterseniz. Kısaca bakarız. Konuşamadım. Türkçeyi konuşamadım. Fransızca telaffuza takıldım. Dikkat edeyim derken. Afrojazz represent. Evet, fade attım. Yine fark etmişsinizdir. Genel olarak East Coast'taki caz rap, ya bu grubun ismi zaten Afrojazz'dı zaten yani. Caz rap aşırı etki etmiş durumda bazı Paris sanatçılarını o dönem özellikle. Tabii ki ileride G-Funk'tan etkilenen isimlere falan da geleceğiz merak etmeyin. Ben slaytımızda sıradaki isme bakayım kimi almışız. Evet. Agresyon verbal. Ya da verbal. Değil mi? Evet. Agresyon verbal. Şu an çok kötü okuyorum ve trollüne bunu böyle okuyorum. Kesinlikle böyle okunmuyor yani. Onlar da Paris'in güneyindeki Kurkuran isimli Banlieue'dan geliyorlar. Grup üyeleri Georgetown, Honors, ileride de bayağı şarkısına denk geleceğimiz önemli bir isim Ol Kenry ve Vendetta. Onların da bir demo kaseti var. 90'larda ilk erken dönem kayıtlar ama hangi yıla ait olduğu bilgi internette tam yok. Discogs'da iki tane satılıyor 100 euro bandında. Ozancım hoş geldin. Bir EP, bir de uzun çalar albümleri var. EP ama şöyle ETA diye ayrı bir grup kuruyorlar. Bu gruba 3-4 kişi daha eklenerek o şekilde bir EP yayınlanıyor. Buradan da bir iki örnek dinleyelim. Ne almışım? Ambiyans monoton. İlk parçamız geliyor. Evet, fade attım. Güzel bir gruptur ama aşırı önemli gruplardan değil. Onun için merak edenler için bir parçasını daha kısaca açacağım ama daha fazla şarkısını YouTube playlistlerine bırakacağım. Bumi'nin dediği gibi ben şansımız şeydi. Çocukken İstanbul'daki evde uydu ayarlarında MTV Fransa çekerdi, MTV Almanya çekmezdi. Çok alakasız. 3 saat mesafe yazlığa gittiğimizde de Fransa'ya elveda derdim. MTV Almanya çekerdi. Baya MTV Base'leri falan seyrederdim orada. Hem Amerikan Underground olsun geceleri ya da 90'lar dönemi klasiklerini çalarlardı. Hem işte bayağı Underground'a kadar kendi iç piyasalarını çalarlardı. İlk ilgim o şekilde oldu benim de biraz Fransa ve Almanya camiasına. Malayan le bulgular. Herhalde öyle okunuyor. Tamam Ozan'cığım. Yok laf atmayacağım. Niye laf atayım? Arda hoş geldin. Evet. Sizin yazdıklarınıza da bakayım. Aynen ben de Boom'un gibi uydu sayesinde biraz Fransız rap'e bayağı derinlemesine girmiştim. 2002-2001 falandı. Evet sıradaki parçamız listeye burada almamışım. Şu taraftan bakayım. İllüzyon. Ha varmış sadece o şekilde çıkmıyor. Bazen Watch Together'a attığım linklerde şarkı ismi yerine kullanıcının ismi falan yazıyor. O yüzden. Yine Agresyon Verbal'den sizi güldüreyim diye böyle okuyorum şu an artık yani. Kendi ismimi bile öyle okuyacağım. İllüzyon geliyor. Kısaca. Kıskandım. Güzel okul. Vallahi kıskandım. Fade'imizi attım yine. Sırada Buffalo Soldiers var. Buradan parça yok çünkü erken dönemde bu isimle anılıyorlar. Ondan sonra Cross ve Joe olarak parçalar çıkarıyorlar ama tarz biraz daha reggae'ye kayıyor burada biraz daha. Fransa'da bu arada reggae ve dub kültürü de bayağı var. Fransız hip-hop camiasında. Burada bir parça almadım ama YouTube açıklamasında size daha fazla parça bırakırım. Daha fazla diyorum. Oradan da örnek bırakırım. Evet, geldik bayağı önemli bir gruba. I am.
açılımı neydi? Imperial, İngilizce bu kelime bu arada, Fransızca değil. Hani o yüzden I am diye okunuyor. Kendileri de onu söylüyor. Açılımı şeydi. Imperial Asiatic Man, yani şey. Emperyal Asya insanı grubun açılımı. Burada I am grubunda ağırlıklı olarak grup üyelerini sayacağım. Freeman burada yazmıyor çünkü ayrıldı diye güncel üyelerini yazdım. Bayağı önemli bir grup. Burada bayağı bir örnek de dinleriz. Bu grupta bir Saiyan Supakuru kadar olmasa da Wu-Tang etkisini çok alsak da aslında Wu-Tang gibi tamamen uzak doğudan değil. Burası biraz daha antik Mısır'dan beslenen bir grup. Burası demeyeyim ona. Bir grup. Tamamen bunun üzerine değil ama tamamen bunun üzerine kurulu değiller ama felsefelerini bunun üzerine kuruyorlar açıkçası. En başta yanlış hatırlamıyorsam Akhenaton'la Cheops başlıyordu ayrı bir grup olarak. Daha sonrasında Shuriken ki kardeşi de rapçi, ileride göreceğiz. O da önemli bir rapçi. Kefren ve Imhotep ve Freeman ekleniyor. Şu an burada yazmıyor. Freeman'le beraber I Am grubu kuruluyor 80'lerin ortasında. 90'larda ilk şarkıları çıkıyor, 90'ların başında. Ve Fransa'nın en önemli gruplarından biri oluyorlar. Ve daha çok aldığım sanatçılar, herhalde benim zevkime mi öyle geldi bilmiyorum. Ağırlıklı olarak Paris sanatçılarıyken Marsilya'nın en güçlü tarafı I Am. Ama böyle bir Marsilya Paris arasında da böyle bir şeyde gördüğümüz gibi, işte Amerika'da gördüğümüz gibi East West gibi bir savaş falan asla yok yani. I Am'da neler almışım? Evet, 89 ilk parça çıkışıymış, pardon. En başta Cheops'la Akhenaton Lively Crew diye bir şey kuruyorlarmış. Ondan not almışım, görmüş oldum. I Am'dan ilk hangi parçamız gelsin? Noble Art, Redman ve Method Man düetli. İlk olarak bunu dinleyelim. Erken dönem parçası değil ama. Evet, buna fade attım. Bu uluslararası çalışmalarından bir tanesi IAM'in. Çünkü onlar da bayağı köklü gruplarından Fransa'nın ve kolay etkileşime girebiliyorlar. Hakikaten denk geliyor. IAM'den ilk parça olarak Redman ve Method Man düetli Noble Art açmıştım abi. Şu an IAM'in daha uluslararası gitmeyen daha solo işlerine gireceğim. Ha, ama işte Akhenaton'un falan solo işlerini YouTube playlistine veririm ama hani grup içinde dinlediğim için ekstradan Akhenaton dinletmem size muhtemelen. Ya Hip Hop 101 yayınlarında çünkü çok geyik falan dönmüyor ya Emir, normal yani, ama benim çok dediğim gibi çok şey değil, takmıyorum ben. Ben amacım çünkü benim kaynak oluşturmak, hani bir şeyler öğretebilmek, beraber az kişi de olsak bir şeylerden keyif almak olduğu için izleyici sayısını takmıyorum yani, önemli değil, dert etmeyin. O zaman ikinci parçamız I Am Le Sega. Özellikle fade attım çünkü hani çok sevdiğim parça olmasa ama size biraz Fransızca bir şeyler dinleteyim değil mi hani? Ağırlıklı Amerikan duetlerden gidiyor gibi olduk hakikaten. O zaman ne gelsin? Jodan söylemeni ya. Kesin yanlış okudum. Kesin yanlış okudum. Fade'imizi attım. Takibimizi de okuyayım. Yasin Çelik, takip için teşekkürler. Hoş geldin. IAM'dan bir iki iş daha kısa kısa dinleyip böyle ilerleyelim. Çünkü dediğim gibi önemli bir grup. O zaman sıradaki parçamız yine I Am'den Petit Frère. Evet. O zaman I Am'den bir parça daha dinleyip ilerleyelim. Hangisi gelsin? Bakayım. O zaman Dümesel Lua geliyor. Buraya atmamışım. Şuradan bakayım. Buldum. Hah. Evet. Fade attım. I Am çok severim ama parça bu parça aynı zamanda 9 dakika olduğu için zaten tamamını dinlemeyeceğiz. Ama size dediğim gibi I Am albümlerini zaten şu an ekrana vereyim. Önerilerde zaten bayağı bir I Am'in hem solo üyelerinin albümlerinden hem grup haline çıkarttıkları albümlerden örnekler verdim. I Am'den çıkan Freeman'e ayrıca bir değineceğiz ileride zaten. Ve YouTube açıklamasına daha fazla parça vereceğim, merak etmeyin. O zaman slide'ımızda ilerledim. Allianz Etnik. Fast J, K-Mel, Gutsy, Crazy B ve Jalil. Crazy B önemli bir DJ bu arada. Hani Fransa'da çünkü turntablism de bayağı bir popüler hala. Önemli bir DJ ama Allianz Etnik biraz yanlış hatırlamıyorsam yarı G-Funk, yarı
Miami Bass etkisinde müzik yapıyordu. Hani hiç lirikal manada değil ama burada. Miami Bass'i biraz sound olarak kopyaladılar aslında. Bunu söyleyebilirim size. Allianz Etnik de yanlış hatırlamıyorsam Paris'ten de, ona bir bakacağım. Evet, Paris'ten. O zaman ilk parça Allianz Etnik'ten gelsin. Simple and Funky. Evet, fade'imizi attım. Sıradaki Allianz Etnik parçası da Respect. Kısaca ona da bakalım. Evet, fade attım vakit kazanmak için. Çok güzel parça bu arada. Lomapal henüz konuşulmadı ama konuşacağız. Ya çünkü biraz daha şu an için hani çok kronolojik gitmesem de hani Fransa'da hip hop kültürünün doğuşundan önce isimlerden bahsettik ve ağırlıklı olarak şu an için 90'larda daha popüler olmuş isimlerden gidiyoruz. Slide'ımıza bakayım kimlere değineceğiz. Evet, sırada şöyle bir ekip var, Amfaş. Onlar da Paris'ten, Sandonis'ten galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bir notlarıma bakayım. Evet, Sandonis'ten onlar da. Onların meşhur bir mixtape serisi var. Ağırlıklı freestyle kayıtları. Şu kırmızı kapaklı gördüğünüz 3 seri 2001-2005 arasında çıkıyor. İsmi buradan okuyamıyorum, notlarından bakacağım. Biraz ağır aksak biliyoruz, kusura bakmayın. Kudla Ayn ismi. Bu gruba özellikle şarkılarından değil de protest tavrı yüzünden geçen senelerdeki eylemlerde de varlardı, hala aktif olarak. Eski dönemde de aşırı sosyalist tutumları yüzünden biraz Fransa'nın public enemy'si deniyor ama bu kayıt performansında pek bunu görmüyoruz. Kayıt performansları biraz daha horrorcore'a daha yakın kaçıyor. Daha bir korku temalı, korku filmi temalı bir müzik yapıyorlar aslında. Tam olarak horrorcore denemez ama. Vallahi Gülçin, güzel tercih ya. Biz de Türkçe rap bizim sınavımız çünkü yani. Biz her hafta Cuma günü Türkçe rap parçalarına, çıkmış Türkçe rap parçalarına baktığımızda bayağı IQ'muz falan düşüyor burada hani. Eğlenceli bir yayın oluyor ama acı çekiyoruz yani. Ben en sevdiğim benim Amerikan hip hop'tır her zaman için ama Fransa'yı da bayağı bir severim ben. Onun için bugün Hip Hop 101'de Fransa rap gruplarını, Fransa rap'i tanıtayım istedim. O zaman Amfaş'tan ilk parçamız gelsin. Hangisi gelsin? Infamy mi gelsin acaba? Evet, Infamy gelsin ya, hadi. Amfaş, Infamy geliyor. Fade attım çünkü dediğim gibi kayıt kaliteleri biraz kötü. Bayağı underground bir gruplar aslında. Ve dediğim gibi ağırlıklı freestyle kayıtları bunlar. Hatta bir parça almışım Amfaş'tan. Ama size açıklamalarda, YouTube'da ve playlistlerde daha fazlasını vereceğim. Merak etmeyin. Yine albüm önerileri şu sağda gördüğünüz İmlece bakarsanız iki albüm. Allianz Etnik'in albüm önerileri. Bu şurada sağda gördükleriniz ve aşağıda gördükleriniz ise Amfaş grubunun üyelerinin albümleri ve kendi albümleri. Bu arada Casey galiba şu, evet. Casey'den bir iki parça daha aldım ama Casey'nin ayrı başlığı var. Orada ona Casey'de bakarız diye Amfaş'ta dinlemiyorum ama istiyorsanız ya da hadi Casey'yi şimdi açayım ya. Bir tane, evet. Amfaş'ta hemen ilerlemeyelim diğer Arsenie'ye. Casey'nin de bir solo klibi gelsin o zaman. Revel Meets geliyor. Muhtemelen yanlış okudum. Evet, fade'imizi attım. Amfaş'tan en azından daha profesyonel bir kayıtta dinletmiş oldum Casey'nin şarkısıyla beraber. Sırada benim çok sevdiğim bir grup geliyor. Tony Trott, Calbo ve Lino. Yani üçünün bir araya gelerek oluşturduğu Arsenic. Gerçekten çok severim. Aranızda bilen, seven var mı bilmiyorum ama. Gerçi Türkçe okuyor Marsenik. Onlar galiba Ahsenik falan diye okuyorlar değil mi Merdo hocam? Redman and Building. Takip için teşekkürler. Hoş geldin. 92'de Bilal Öbel'de kuruluyorlar Paris'te. Üçü de Kongo asıllı. Burada Arsenik parçalarını bir an kaybettim gibi oldu. Tekrar geleyim. Heh, buldum. O zaman Arsenik'ten ilk parçamız gelsin. Regard de Le Monde. Evet, fade attım. Parçayı hiç kapatasım yok ama fade attım çünkü biraz hız kazanmamız lazım. Çünkü çok grup ve çok slide'ım var daha. 20 küsur slide hazırladım ben sanatçılardan oluşan. Hani çünkü iki haftaya da bölebiliriz tabii ki. Bu da bir seçenek ama bugün bitirirsek daha lezzetli olur. Haftaya da her hafta farklı ülke gibi olur diye düşünüyorum. Ha, bitmezse de problem yok. Ağır ağır da gideriz de.
Şeye geleceğim. Evet, Paris'in banliyölerinde gerçekten çok ciddi bir bölünmüşlük var. Bu arada daha önce chatte banliyö ne demektendi? Banliyö şehrin uzak kesimindeki yerleşim yerleri gibi düşünün. Biraz Fransa banliyöler üzerinden yürür. Şey gibi düşünün bunu. Amerika'da housing projects vardır ya, şeyler, toplu konutlar. Eski mahkumların, işte evsizlerin falan zamanında, ta 60'larda falan olan bir politika bu. Toplu konutlara yerleştirilmesi projesi. Bu biraz Fransa'da banliyöler üzerinden yürür. Azınlık kesim, fakir kesim, gedo kesim banliyölerde yer alır daha çok. İstisnaları da var tabii, Barbie gibi mesela, Paris'te konuşursak. Yani şöyle söyleyeyim. Gare du Nord'dan iniyorsunuz. Yani şehrin göbeğindeki garda, Moulin Rouge falan, hani bayağı turistik bir yerdesiniz. O Barbie'de bayağı şey var, hani birileri yolunuzu kesebilir. bıçaklanabilirsiniz. Yani 1 kilometre ilerliyorsunuz, orada Şanzelize geliyor yani. Öyle söyleyebilirim size. Bu biraz şehrin göbeğinde de öyle bir yapılanma var. Bu banliyölerde mesela kuzeyde, kuzeydeki banliyölerde daha çok şeyler var. Cezayir ağırlıklıyken mesela güney banliyölerine inildikçe biraz daha Orta Afrika göçmenleri görüyoruz. Doğuda keza yine Fas, doğuda mesela Fas, Cezayir yine aynı şekilde doğu banliyölerinde. Hani biraz yani etnik popülasyona göre dağılmış durumda. Barbie'de mesela ağırlıklı Türkler mesela ağırlıklı olarak Barbie'de yaşıyorlar bu arada, Fransa'da. Evet Merdo, o durum var. Merkezden uzaklaştıkça sokak köşelerinde Esenyurt rap çaldığını diyebilirsiniz. Doğru. Arsenik'ten bir parça daha dinleyelim kısaca tekrar. Sonra ilerleyelim. Box avec l'amour. Geliyor. Evet, fade'imizi attım. Bu 720p problemi yüzünden de izleyici kaybediyoruz muhtemelen. Ama Twitch sağ olsun, çok seçeneğimiz yok. Sırada slide'da Arsenik albümleri için size yine sağda iki albüm önermişim. Sağında. Sıradaki grubumuz SSON. Yani İngilizce'de Assassins ama Fransızca'da SSON diye okunuyor galiba. Merdo'cum beni düzeltirsin yanlışsa. 85'te kuruluyorlar. Erken dönem gruplardan bir tanesi. Yine Paris'te kuruluyorlar. Ama bu Paris'in merkezinde kurulan bir grup. Çok banliyölerden gelen bir grup değil. SSON'dan iki parça almışım. Biri aşırı reggae etkisinde. Onu playlist'e bırakacağım. Daha çok sevdiğim bir parçasını açayım size. O da Esla Döve Sosyete. Evet, fade'imizi attım. NTM'de yetişeceğiz, merak etmeyin. Albüm önerileri grup üyelerinden de bayağı kalabalıklar. Hem şu sağda fotoğrafla paralel gidenler, hem de aşağıdakiler Assassin grubunun önerebileceğim albümleri sizlere. Evet, sırada hangi grubumuz var? Triptik. Onlar da Senemar tarafında kuruluyorlar. O da banliyölerimizden biri. Paris yine. Grup üyeleri Dabas, Black Bull, DJ Pon önemli bir figür o da aynı şekilde, ve Drix. Dabas'ın da farklı bir iki grupta ismini göreceğiz bu arada. O zaman Triptik'ten ilk parçamız gelsin. J-Rap. Evet, fade'imizi attım çünkü dediğim gibi 6,5 dakikalık bir parça. Bizi bayağı bir oyalar. Ben tanıtmak için dinletiyorum. Sonrasında YouTube'da hip hop 101'lerin tekrarında geniş playlistlerden tek tek şarkılara ve fazlasına, burada dinlemediğimiz parçalara da bu grupların ulaşabileceksiniz, merak etmeyin. Bir Triptik'ten bir parçaya daha bakalım. Triptik ya da, değil mi? O gırtlak şeyi becereceğim biraz daha kasarsam ya. Triptik. Evet. Buş doşöbe. Evet, fade'imizi attım. Umarım Triptik'te beğendiğiniz grupların arasına eklenmiştir. Slide'ımıza bir döneyim. Sırada kim varmış? Evet, erken dönem gruplarından, Fransa'nın eski okul diyebileceğimiz gruplardan biri geliyor. O da Demokrati. Onlar da Monferm Söndeniz taraflarından birleşen bir grup diyebilirim onlar için. 89'da kuruluyorlar. İlk örneğimiz gelsin. Le Crime. Yani suç. Evet, fade'imizi attım. Demokrati'den bir parça daha dinleyelim. O zaman yine Demokrati Crack geliyor.
Evet. Yine fade'imizi attık. Slide'ımıza dönüyorum. Albüm önerileri yine aşağılarda var. Boss One'a ayrı bir parantez açmışım burada. Ama parça almadık Boss One'dan. Hani bilin, bir güzel bir albümü var. 95'te çıkmış mixtape albüm. YouTube'da bulunmuyor, o yüzden parçasını almadık. Ama şeyde vardı. MySpace döneminden indirip bir şekilde arşivime attığım parçaları vardı. O zaman sıradaki grubumuz Shandupay. Şurada gördüğünüz ikili. O da Seko ve Hal olması lazım. Prodüktör ve MC diyosu. Sonunda Paris'ten olmayan bir grup geldi bu arada. Bu ikili Kan'dan geliyor. O zaman ilk parçaları Komanimo gelsin. Evet. Fade'imizi attım. Shandupay'dan bir parça daha dinleyelim. O da Odornimu gelsin o zaman. Said düet. Evet, bu da çok sevdiğim bir parça ama fade attım. Hız kazanalım diye. Slide'ımıza dönüyorum. Shandupay'dan örnekler dinledik. Sıradaki grubumuz aşağıda Rost da bu grubun üyesi. Ondan da bir parça açacağım çünkü solo işi olarak. CMP Familia. Paris'ten yine. Mubak, Mapa, Rost ve Yemcha. Ağırlıklı olarak Senegal, Mali kökenli bir grup. Yine 90'larda popülerlerdi. 90'ların sonunda dağılıp solo kariyerlerine yöneldiler. Onun için Rost'u ayrı aldım. Çünkü grupta en çok parlayan isim Rost oldu. Toplu olarak bir parçalarını dinleyelim. O da neymiş? Regal La Rue parçanın ismi. Geliyor. Evet, fade'imizi attım. Sırada CMP Familia'dan Rost'un solo işine de bakalım. Sonraki slide'ımıza geçelim istiyorsanız. O zaman Rost Revolution geliyor. Evet, fade'imizi attım. Hani tam olarak anlamasanız bile zaten kelime seçerek de fark ediyorsunuzdur. Bu grup tam olarak conscious rap yani Fransa için. Amerika'daki kafaya düşünürseniz tam olarak onun karşılığı diyebilirim size. Slide'ımıza döndüm. Evet, burada biraz DJ'lere ve prodüktörlere geldim. Tabii dinleyeceğimiz gruplar da var. DJ Crazy B, DJ Cutie B. Bunlar önemli scratch figürlerinden. Yani günümüze yakın sayılır tabii ki. Çok öncülerden değiller. Crazy B'yi biraz öncü sayarım gerçi de. Cousinier, prodüktör ve MC. Ama daha çok prodüktör yönüyle tanınıyor. Bunlardan bir parça almadım. Gerçi bir tane aldım da. Hadi açayım. TTC parça. Kuzinyer'in grubu. Kuzinyer'in grubu. Bunu asla telaffuz edemiyorum ama deneyeceğim. Depurorish. Evet. Geçtim. Cousinier'in genel olarak tarzı dediğim gibi biraz daha abstract hip hop, experimental hip hop. Amerika'daki daha önce izlediğiniz için Amerika'da örnek veriyorum bunu tabii ki yayınları izlediğinizi varsayarak. O sound'a yakın işler ortaya koyuyor daha çok. Evet, efsane DJ Cutkiller, Lahain'dan hatırlarsanız zaten hepiniz. Hatta Cutkiller'ın direkt parçası yok ama ayrı yaptığı compilation'dan bir şey almadım ama bir meşhur mixini bir açalım istiyorsanız. Cutkiller, Nick La Police geliyor. Çok severim ama fade attım. Çünkü daha bayağı bir slide'ımız var. Ve bu, muhtemelen bu program hani 2 hafta içi 2'ye 3'e uzamasın diye 2 bölümde yapacağız gibi duruyor şu an için. Daha 14 slide'ım falan daha var çünkü. Of. Sıradaki grubumuz Mista D ve Abu'nun oluşturduğu Dabu System. Onlar da Paris diye hatırlıyorum. Ama emin değilim. Net olarak bilgi alamadım ama Dabu System'de Paris diye hatırlıyorum ben. Albüm önerilerini yine burada görebilirsiniz. Masum Necim şu an üstlerinde. Dabu System'den 2 parça almışım. Bir ilki gelsin. Le Cruz Blanc geliyor. Çok kötü okudum. Kesin çok kötü okudum. Evet, fade'imizi attım.
Sırada bayağı sevdiğim bir parça geliyor. Dabu System, Rof, Oxmo Puccino ve Princess Annie düeti. La Lue du Plufo geliyor. Evet, fade attım. Bu parçayı da çok severim ama bu da 5 dakikaya yakın olduğu için fade'imizi attım. Burada bir isime daha geliyoruz. Dany'den. Ol Kenry'e de daha sonra değineceğiz demiştim. Bu albümden bir parçayı Ol Kenry ve Dany'den'in beraber yaptığı Season 1 albümün bir iki parçasını Ol Kenry başlığında göreceğiz. Dany'den hakkında da size ufak bilgi vereyim. Paris'ten bir parçası gelsin istiyorsanız. Sunshine. Evet, fade'imizi attım. Ol Kenry'den başka parça aldım mı? Evet, Masa Kabe'de Since Reis var, doğru söylüyorsun. Almışım ama Ol Kenry'le beraber de Dany'den dinleyeceğimiz için şu anlık diğer parçasını es geçiyorum. Hız kazanalım madem. Evet, geldik yine önemli ve eski bir isme. Döbont ya da Defbun. Nasıl okunuyor emin değilim. Ya Defbun ya Döbon. O da Paris'ten. İlk parçası gelsin. Tu me plais. Evet, fade attım yine. Defbun çünkü ağırlıklı olarak hani neye örnek verebilirim derseniz Fransa için LL Cool J. Yani e-pop rap örneği. Mesela güncelden bir isim almışım buraya. Ona mı geçsek ilk? Dimumana mı baksak? Hadi güncelden gidelim. This is La Peste gördüğünüz. Amiens'den. Yine Paris dışından geliyor bu isim de. Amiens'den geliyor. O zaman ilk parçası gelsin. Enfant Siradi. Evet. 2 dakikalık parça olduğu için bunun tamamını dinledik. This is La Peste'den bir parçamız daha var ama örnek vermek için dinletmiş oldum. Beğendiğim bir isim bu arada. Hani beğenmediğimden değil, hız kazanalım daha NTM'e gelemedik diye. DMC's'den devam edeceğim. Türkiye'de şöyle biliyorsunuz kendisini. Müslüman olduktan sonra tesettüre falan girmişti kendisi. Ve orada işte biraz misyoner İslam kaynaklarında Türkiye'deki işte günahkar rapçinin müthiş değişimi falan adı altında bayağı DMC's gördük bir dönem. Ama kimse ismini bilmiyordu, o ayrı mevzu. Ve yani iyi bir MC, iyi bir kadın MC bence kendisi. Bir örnek dinleyelim DMC's'den o zaman. Ne gelsin? Hadi Labulet gelsin ya. Güzel parça. Evet, fade attım. Ama güzel parça bence. Evet, fazla Ozan'ın dediği gibi chatte fazla miselit etkisi var. PNL olması lazım abi slaytlarımda. Albüm önerilerimi yine burada görüyorsunuz. O zaman DJ Abdel'i sadece yine Scratch için önemli bir isim olduğu için aldım. O zaman kimle devam edelim? Demon One ya da İngilizce okursam Demon One'la devam edelim. Sonra Kroniker'e geçeriz. O zaman Demon War'dan Alors Comme Ça gelsin. Evet, fade'imizi attım. Bilin diye gösterdim. Ben MC'liğini çok beğenmiyorum bu abinin ama kendisi de bayağı bilindik isimlerden biri aslına bakarsak. Sırada Bordeaux'dan bir grubumuz var yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım. Evet, Bordeaux'dan Kroniker var. Ama galiba Kroniker'den parça almayı atlamış mıyım? Wow. Ha, ileride var. Tamam. Solo olarak ileride varlar. Çünkü bunu da YouTube'da fazla bir Kroniker içeriği bulamamıştım. Yine parça almadığım bir diğer prodüktör duosunu size tanıtayım. Language Computer. Tam prodüktör duosu. Trip hop ağırlıklı çalışmalara yöneldiler son yıllarda diyebilirim. Tarz farklı ama ben uzun süre diyeyim ona tahammül edemiyorum abi. Slide'ımızda ilerliyorum. Evet, yine biraz abstract hip hop kafasına geldik. Şurada gördüğünüz maskeli kişi Fuzati. Yine Paris
Versailles çıkışlı bir grup bunlarda. Alttaki grup da onların. Le Club de Sept de onların. Club de Losers de onların grubu. Yine Fuzati'nin girişimleri onlar. Bir iki örnek dinleteyim size. Hatta bir örnek dinlesem yeter. Çünkü sound hemen hemen aynı. Club de Sept daha eski. Club de Losers daha yakın dönem. O zaman ne gelsin? Ne gelsin, ne gelsin? Kararsız kaldım. Uhuf. Lecolafini gelsin hadi ya. Aldıysam. Orada almış gözüküyorum ama. Evet, burada. Evet, fade'imizi attım. Sevdiğim bir grup ve sevdiğim parçası ama mesela bu grubun devamı diyebileceğim. Demin de söylediğim. Club de Losers'ı çok uzun süre dinleyemiyorum. Bu arada Merdo demiş ki Fransa'da eğitim sistemi nasıl travmatikse şu ana kadar dinlediğimiz şarkıların %80'inde eğitim sistemine eleştiri vardı en az 1-2 bar diye. Şu an en son dinlediğimiz parça da Le Club de Sept'in parçası Okul Bitti manasına geliyormuş Türkçe'de. Beat çok güzel, evet. Ama dediğim gibi Club de Losers dönemini çok sevemedim ben ya. Niye 7 acaba? Çünkü 7 kişiler abi. O zaman yine sevdiğim erken dönem gruplardan birine geleceğim ki bayağı kalabalıklar bu arada. Şurada tek tek okursam muhtemelen telaffuzsuzluktan öleceğim. O yüzden siz görürsünüz diye kesiyorum ya da işte araştırıp bulabilirsiniz. Discogs'a falan detaylı olarak veriliyor grup üyeleri. Ama gerçi bu etapa geçmeden önce DJ Cam, DJ Damage, DJ Ebon gibi önemli yine Skrillex figürlerini de aldım ben buraya. Onların Skrillex albümleri ve Breakbeat albümlerinde meraklısı bakabilir. O zaman Bugatap'tan Jerepresent geliyor. Evet, fade attım. Benim bayağı sevdiğim bir parça bu. Ama daha önce başka bir grup için söylemiştiniz. Şu an hangi gruba söylediğinizi hatırlamıyorum ama Onyx etkisini ben oradan ziyade burada daha fazla alıyorum mesela. Benzerlik bazında. Slide'ımıza ilerliyorum. Albüm önerileri yine buradan bakabilirsiniz. Yayın tekrarlarında da görebileceksiniz bunları. Korkmayın. Sadece şarkıları kesiyoruz. Evet, geldik bayağı önemli gruplardan birine. Marsilya'dan çıkma. Funky Family. Ama Funky Family'nin parçalarını ben daha aşağıya mı attım peki? Wow, süper oldu. Acaba neredeler? Bugün de çok düzenli bir playlist yaptım diye seviniyordum. Yine bir yerde sıkıntı yaşadık. Neyse, ben bulana kadar size grup hakkında bilgi vereyim. Onu da infomdan bakacağım. Şu an sizi bayağı bekletiyorum, kusura bakmayın ama. Marsilya çıkışlı bir grup. Lorat Luciano, DJ Jel, Fel, Don Choa, DJ Fon daha önce önemli bir figür diye tanıtmıştım. Buradan çıkma. Sat, Karima ve Benzo grup üyeleri. Marsilya'da bayağı iyi hardcore rap örneklerini kendilerinden duyduk. Kerry James buradaysa yakındır. Tamam. Niyeyse onu herhalde sonradan eklemişim. Buldum. Güzel. O zaman Funky Family'den ilk parçamız gelsin. San Remisyon. Evet. Fade'imizi attım. Sevdiğim bir parça ama çok stabil giden bir beat'in üzerinde çünkü. Sıkılabilirsiniz tamamını dinlersek. 4,5 dakika o da çünkü. Evet. AOTP iyi albüm çıkarsaydı adlı grup. Evet. Yani AOTP'nin iyi versiyonu diyebilirim Funky Family için. Funky Family'den bir parça daha dinleyelim. Marjinal müzik geliyor. Evet, fade attım ama çok sevdiğim bir parça bu da. Öneririm Funky Family ve diskografisini size. İkinci grubumuzdan çok örnek almadım. Daha doğrusu şurada gördüğünüz Soul Swing ve Intouchables gruplarından pek örnek yok elimizde. YouTube'da bayağı kötü kayıtlar vardı çünkü. Ama Soul Swing erken dönem iyi gruplardan biri. Bulursam parçalarını size şeyde vereceğim, iki grubunda bu arada. YouTube'daki playlist tekrarına vereceğim. Burada çalamayacağız.
Yayından önce bayağı baktım ama hep kötü kalite kayıtlar bulabildim çünkü. Soul Swing nereden de Paris olması lazım onların da bu arada. Evet. DJ Majestic, DJ Rebel, Defbon. Daha önce Defbon'un bir parçasını dinlemiştik zaten. Hani solo olarak Defbon'un iyi parçalarını duyuyoruz ama grup hali bayağı 90'ların başı olduğu için çok iyi kalitede bir şey bulamadım henüz. K-Rime Lee ve Faflaraj. Ki enteresandır. Faflaraj aslında Marsilya'dan. Hani grup Paris based ama Faflaraj Marsilya'dan Shuriken'in kardeşi IM'den tanıdığımız. Ve bu Paris grubunun içerisinde Faflaraj da var. Intouchables'da Demon One, demin bir parçasını dinletmiştim hatırlıyorsanız. Dry, Las Montana, Mehmet ve Mokem'in grubu. Kime geçiyoruz o zaman? Minister Amer. Nerede parçalarımız? Hemen bulayım. Burada yine bir slide kayması durumum olmuş sanırım. Çünkü bunlar daha aşağılarda olan gruplar normalde. Evet, aynen öyle. Minister Amer'den Traitors gelsin o zaman. 91 çıkışlı parça. Evet, fade attım ama bu bariz NTM benzerliğini görmüşsünüzdür. Bu arada iyi haberim var. Soul Swing'den bir parça almışım. Soul Swing Identity geliyor. Evet, fade attım. Çünkü hem kötü kalite hem beat'i biraz rahatsız ediyor. Ama önemli gruplardan biri Fransız hip-hop içerisinde. Tekrar Sektör A'dan neleri almışım mesela? Doc Gineco'ya zaten gireceğiz birazdan. Özel olarak gireceğiz. Hadi Sektör A'dan bir parça gelsin o zaman ya. Minister Emre'ye baktık. Intouchables tam var mıydı? Intouchables'tan da gerçi Demon One'ı dinledik. O zaman Sektör A'dan bir parça gelsin. Hangisi gelsin? Of, bu kötü oldu. O zaman Sektör A'dan Omphalos Chuse gelsin. Evet, fade'imizi attım. Sektör A'dan da bir şey dinledik. Burada incelemediğimiz grup var mı? Pardon, elim kaydı. Soul Swing'e baktık. Intouchables'tan bir üyesinden örnek verdim. Dediğim gibi Minister Amer dinledik. Sektör A'yı dinledik. Sektör A'ya da. Soul Swing dinledik. Funky Family dinledik. Evet. Tekrar kaldığımız yere dönüyorum. Burada slaytların sırası kaymış çünkü. Deminkinde. Şu an tekrar kaldığımız yerdeyiz. Merak etmeyin. Yine size Scratch için önerebileceğim, Turntablism için önerebileceğim DJ Mehdi, DJ Majestic ki DJ Mehdi vefat etti bu arada öldü ama 2007'de Rock'n'Coke'a ve 2010'da Babylon'da direkt hususi performans için Türkiye'ye gelmiş bir isim. Ama orada elektronik çaldı daha çok tabii. Rap müzik dinlemedik pek. Ama ben gitmiştim o organizasyona. DJ Mehdi'nin ölümü de bir garip. Bir arkadaşının doğum günü partisindeyken bulundukları binanın çatısı çöküyor ve enkazda ölüyor. Bayağı da bir yaralı var olayda. DJ Hostile, Junkaloo, DJ Pond demin de örnek vermiştim. DJ Poska, DJ Suspect. Yine prodüktör olarak Dankishot. Burada size bir parça dinletmeden önereceğim isimler. Özellikle Turntablism ve Enstrümantal Hip Hop için. Ve geldik demin de dinlediğimiz Sektör A'nın önemli isimlerinden biri olan Doc Gineco. Sanırım böyle okunuyor. Yine ben bir... Evet, Doc Gineco. Doğru okuyormuşum. O da Doğu Paris banliyölerinden gelen bir isim. O da biraz G-Funk ve pop rap karışımı bir sound'a sahip ama sevdiğim bir isim benim. O zaman iki tane hitine kısaca bakalım. Biri Nisi. O zaman ilk Nisi gelsin. Doc Gineco'dan. Evet, fade'imizi attım. Doc Gineco'dan bir parça daha bakalım isterseniz. Vienvola Doktor geliyor. Ya da Doktor, değil mi? Evet. Ama evet, yine fade'imizi attım. Sevdiğim bir isim olmasına rağmen. Hız kazanalım tekrar. Sıradaki ismimiz. Düdüm Masta. O da Virüzürsen. Muhtemelen çok yanlış okudum yine. Banliyösünden Paris'in.
Bakalım. Ne almışım ondan parça olarak? The Monkey Grundy geliyor. Evet, yine ben fade'imizi attım. Dudumast'a da sevdiğim bir isim. Albüm önerileri için yine şuradan bakabilirsiniz. Ya, net gözükmüyor biliyorum ve çoğunu telaffuz edemeyeceğim için okumuyorum da ama YouTube tekrarlarına falan bakarak yine ben isterseniz liste de veririm size Discord'da veya YouTube'da. Ulaşabilirsiniz bu isimlere ya da isimleri Discogs'a yazarak da ulaşabilirsiniz şu an için. Aynen, Atmosphere de kullandı bu sample abi. Sıradaki slide'ımız. Evet, yine bu sefer old school kısmına geliyoruz tekrar. Burada 3 tane önemli isim var orada. İlk parça East'ten gelsin. Kendisi bu arada kayıtlı ilk Fransız rap parçasını yayınlayan kişi. Parça da burada görüyorsunuz zaten. Le Rap Setup parçanın ismi geliyor. Evet, hızlıca bir fade attım çünkü iyi bir parça değil. Hani Fransızlar için tarihi önemi var ve sizin de fark ettiğiniz gibi daha önce Amerika'da gördüğümüz old school dönem sound'u burada da mevcut gördüğünüz gibi. Sıradaki ismimize geçiyorum. Ojiem, Paris'ten. Onun da Renejat isimli parçasına bakacağız. Renejat. Yani Renegade, kaçak anlamında İngilizce bakarsak. Ojiem'de de ben bayağı bir NWA hissini alıyorum mesela. Parça 92 olması lazım single olarak verilmesi. Albüm çıkışı 93. Evet, fade attım. Gerçekten NWA kokuyor abi her şeyiyle parçaya. Ve geldik önemli figürlerden birine, çok önemli figürlerden birine. Paris'in kuzeyindeki Saint-Denis banliyosundan geliyor bu ismimiz. MC Solar, kendisi Fransız rap tarihinin ilk süperstarı. İlk önemli figürü kendisi. Rap vokal olarak, rapçi olarak. Ondan 3 parça almışım. O zaman ilk olarak Solaplo gelsin. Evet, fade attım. MC Solar'ı severim bu arada ama kendisi en başta Conscious başladıktan sonra yıllar içerisinde bayağı pop rap'e evrildi. Size iki parçasını daha açacağım ki sıradaki parça bayağı iyi. Sebebini zaten anlayacaksınız ismi söyleyince. Sıradaki parça MC Solar'dan Le Bien Le Mal, Gangstar'dan tanıdığınız Guru düetli. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Boris Gangstar, là. Ça serait pas cool si on venait à Paris? Ouais. Ah, ok. On va essayer d'appeler. Hello? Who this? Sola, what up, man? Yeah. Now, I'm coming, man. I know I'm late, man. Yo, hold up for me, all right, baby? I'm coming. I'm on my way now. All right. Peace. Fotoğrafı olduğu için Fuat abiyi çok kıskanıyorum ya. Buraya fotoğrafı olduğu için. Çok güzel parça ama fade attım. Hız kazanalım biraz. Daha NTM'e gelemedik. Ve MC Solar daha sonrasında biraz pop rap'e kayıyor demiştim ya. Onun bir örneği geliyor. İyi bir örneği bence bu arada. Severim. Özellikle beat kafasını seviyorum etnik sample bazında bu parçanın. Opoy Dogandi geliyor. Bu parça da fade attım. Severim. Özellikle şeyde işte bu bahsettiğim yazlıkta MTV Almanya İstanbul'dayken MTV Fransa'nın Uydu'da izlenebilir olduğu yıllarda MTV Fransa'da çok sık sevdiğim denk gelen ve çok oradan sevdiğim bir parçaydı mesela. Burada devam ediyoruz. Güzel gruplarımız var hala. Kimleri almışız? Bayağı birini almışız. Güzel. O zaman Faflaraj'la devam edelim. Faflaraj daha önce IM'den tanıdığınız Shuriken'in kardeşi, Marsilya çıkışlı. Faf Lagaj ya da Fransızca okumam icap ederse eğer. Faf Lagaj'dan Je ne pas le tout parçasını okuyalım. Okuyalım, oha. Öyle o kadar iyi okumayalım, düzeltiyorum. Faf Lagaj'dan Je ne pas le tout parçası geliyor. Faf Lagaj bence abisi kadar olmasa da iyi rapçi bu arada. Yani bunu söylemem lazım.
size YouTube tekrarında açıklama kısmında Faflaraj'ın daha fazla parçasını veririm. O zaman ikinci sıradaki grubumuz şurada imlecin üstünde gördüğünüz FD Phenomen Paris'ten geliyor. Trope. Evet, fade'imizi attık. Bu da sevdiğim gruplardan biri FD Phenomen'de ama böyle aşırı da fanı değilim. Hani denk geldikçe güzel parçaları var, kabul edeyim. Sırada bir FEMSİ grubumuz var. Kadın MC'lerimizden oluşan. Neydi? Enigmatik. Onlar da Paris'in La Chapelle banliyosundan geliyorlar. Sevdiğim bir parçaları geliyor. Beat'ini özellikle seviyorum. Isivayo. Çok güzel parça ama fade attım. Ve sizin de fark ettiğiniz üzere size şu ana kadar dinlettiğim 2 ya da 3 kadın MC'nin tamamı Kenny Arcana'dan daha iyi abi. Hani Kenny Arcana'da iyi parçaları var ama yani Türkiye'de fazla abartılıyor. Ay. Evet, neyi tanıttık? East, OGM, MC Solar, Faflaj tanıttık. Fuzati'yi daha önce tanıttım. Grubunu tanıttığım için Fuzati'yi atlıyorum. O zaman Freeman'e geçelim. Eski IM üyesi. IM'deyken bir iki parçasını dinlemiştik ama bir de solo parçasını dinleyelim istiyorsanız. O zaman Elşen geliyor. Freeman'dan. Evet, fade attım. IM'den de parçalar dinlediğimiz için Freeman'dan daha fazla bir şey açmayacağım ama bırakacağım size. YouTube tekrarın açıklama kısmındaki playlistlerde Freeman'dan daha fazla parça bırakacağım. O zaman bu slide'daki diğer iki grubumuza geçelim. Albüm önerilerini de bu slide'da veriyorum. Yani Amerikan Hip Hop tarihinde ayrıca başlık açıyordum ama burada ya, o kadar kendime güvenmiyorum. Bilgime güvensem de bir Amerika'da kadar güvenmiyorum. O yüzden biraz azar azar önerdim. Sıradaki grubumuz slide'da gördüğünüz, şu mouse imlecinin üstünde gördüğünüz Expression Rect. Paris'ten geliyor yine. Svesom Düz Vit geliyor. Yani Türkçesi 78. Çok güzel parça ama fade attım çünkü Expression Direct'ten bir parça daha dinleriz. Hatta deneyeyim. Expression Direct, değil mi? Fransızca yani başaracağım galiba ya ben bu yayının sonuna doğru o aksanı gırtlağa yapmayı başaracağım. Expression Direct'ten bir parça daha dinleyelim kısaca. Mon esprit parent coulue. Kolyu. Şırnak oldu yine. Haydi bakalım. Of, fade attım çünkü bu parçası o kadar iyi değil. Ama Expression Direct açıkçası Fransızca rap içerisinde 90'larda önemli gruplardan bir tanesi. Ve ben genel olarak beğeniyorum. Ama bu istisna parçayı niye almışım çözemedim. Dürüstçe. Galiba ilk bit ya Emir'cim. Mithat da benim üniversiteden arkadaşım. Az sabahlayıp nargile içmedik beraber. Ay. Ama Nick çok tanıdık ama rapten mi nereden hani Spradon Levy'yi hatırlayamadım bir an hani ama Mithat benim deyince oldu. O zaman slide'ımıza dönüyorum. Sıradaki grubumuz Futuristic. İngilizce bu beni zorlamayacak bir isim sağ olsunlar. Nube ve Chrono olması lazım grubun. Evet. Okunuşlarından %100 emin olmasam da. Senegal asıllı iki arkadaş. Onlar da Paris'ten. Bir parçalarına bakalım isterseniz. C'est pour le faire geliyor. Fade attım ama gerçekten çok güzel bir parça ve bu grubu genel olarak seviyorum erken dönem işlerini açıkçası. Hazır Merdo gelmişken bir daha deneyeceğim. Abi demin Expression Direct, Expression Direct diye okudum. Bunu da Futuristic diye okuyabiliyorum. Galiba oluyor değil mi? Çok kötü. Şırnak Fransızcası. Dediğim gibi burada Fuzati'ye daha önce bir grubunu tanıttığım için o grubu tanıtırken aynı zamanda Fuzati'yi tanıttığım için Fuzati'ye tekrar ekstradan değinmiyorum. Evet, ilerledik. Yeni slide'ımızdayız. Galiba bundan sonra IM geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam. IM diyorum ya pardon. NTM geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Ona bir bakacağım. Oo daha bayağı varmış NTM. Tamam. O zaman devam. İlk grubumuz. L'Escadrille Paris'ten.
Sesuan Sow geliyor. Evet, fade attım. Güzel bir pop rap örneği. Kerry James'e aslında ileride gireceğim ben. Şu anlık burada bilin çok önemli bir MC günümüz Fransız rap dünyası içinde. Ama özellikle grubunda ileride bir de grubunu göreceğiz kendisinin gençlik dönemlerinde. Kerry James'e orada devam edeyim ben. Şu anlık Kerry James'e atlıyorum izninizle. O zaman kim gelsin? Lario. Ortada üstte gördüğünüz grup. Paris'ten. Afon dans l'hostile. Ya da evet. Afon dans l'hostile. Tansu Çiller. Yine. Gelecek. I am düeti bu arada. Evet, fade'imizi attım. Bu parçada da fark etmişsinizdir. Size daha önce demiştim ya, Fransızca rap'in içerisinde hala günümüzde de 90'larda da biraz Fransız Antilleri ve Karayipler'de de eski Fransız sömürgesi oldukları için Fransız rap'in yeşermesiyle alakalı olarak ciddi bir reggae vokal kullanımı, reggae kültürü hakim. Dancehall reggae kültürü. Vokallerde bunu bu parçada da örneğini gördünüz. Birkaç geçtiğimiz birkaç parçada da örneğini gördünüz. Sık sık bu kullanıma şahit oluyorsunuz farkındaysanız. Galatasaray Başkanı'nın gazlaması gibi oldu dedi Barış. Evet. Hatta Fransa rap yeni yapıyorken keşke Galatasaray logosu olsaydı bugün logomuz. Hip Hop 101 yayınlarına trollük bulaştırmıyorum genelde. O haftalıkta oluyor ama keşke yapsaydık. Ah be üzüldüm. Oh, neyse sıradaki grubumuza devam ediyorum. Le Duneuf, Medon banliyosundan yine Paris'in. Cache de la Soupe geliyor parça olarak. Evet, çok güzel parça. Sevdiğiniz biliyorum ama fade attım. Daha NTM'e bayağı slight'ımız var. Ama dediğim gibi bu Fransız hip hop'ta muhtemelen iki bölümden oluşur. Öyle gözüküyor. Aynen Merdun'un o gülümsemesi öptü direkt. He iyisin anlamadım. Öyle bir iddiam yok abi. Bilmediğim dili telaffuz etmeye çalışıyorum şu an yani. Olabildiğince düzgün telaffuz etmeye çalışıyorum ama. Evet. Gramer kitabından anneme bakıp not aldım. Şu harf şöyle okunuyor, bu harf şöyle okunuyor diye. Notlarıma bakıyorum dediğim ona bakıyorum yani. Grubu okurken. Ne kadar doğru okuyabildiğim şaibeli tabii yani. Ama Les Duneuf beğendiğim gruplardan bir tanesi benim. Evet, sırada yine beğendiğim bir diğer gruba geçiyoruz. Lokasyon, Sandonis'ten banlıyor olarak yine Paris'ten. Tielemont geliyor. Çoğunuz bu parçayı Ocean Swell'dan biliyorsunuz zaten muhtemelen. Lokasyon grubunu ve bu parçayı. Tielemont. Çok güzel bir Balkan sample kullanımı. Ve Emir'in chatte dediği gibi düğününe aldığı, bu yayından aldığı ikinci parça olmuş. Tebrik ederim. ne diyeyim. Slide'ımıza geri dönüyorum o zaman. Lokasyonu dinledik. Le Duneuf'u dinledik. Lario'yu dinledik. Le Cedil. Sıradaki grubumuz. Le Cedil değil, pardon. La Cedil. Paris, bu sefer Paris'ten gelmiyorlar. Şaşıracaksınız. Bözünson'dan geliyorlar şehir olarak. Escoqui parçanın adı. Evet, fade attım. Yorucu bir davul tercihi ama bu grup biraz bu grup biraz abstract hip hop yapıyor. O yüzden kaynaklı bu. Eksperimental kafalar. Ama sampling çok başarılı. Bunu değinmemiz lazım yani. Ama fade attım. Biraz çünkü dinlemesi zor şu saat itibariyle. O zaman sıradaki grubumuz Lemüt. Paris'ten geliyorlar. Tuno Recon parçanın ismi. Ya da Tuno Recone. Güncel bir iş. Evet, fade attım. Güncel Fransa işlerinden drill sound'da. Sevenleri için önerebileceğim bir grup. Ve sevdiğim bir diğer gruba geldik. Normal playlistimde bolca olan bir grup kendisi. Le Trezor Moil, Marsilya'dan.
Üçüncü göz demek. La Vie de Rêve geliyor ilk parça olarak. Le Trezemoil bayağı sevdiğim bir grup ya, aynen. Ama yetiştirmek için fade attım ama saat itibariyle bütün slaytları bugün bitirmemiz mümkün değil. Daha gideriz tabii, bir yarım saat 45 dakika daha ama Fransız rap galiba 2 haftamızı yiyecek. Yesin. Ben şikayetçi değilim. O zaman Le Trezemoil'den bir parça daha dinleyelim. La Bomba. Evet, fade attım. Le Trezemoil özellikle önereceğim bir grup. Bundan önceki şarkı ismi neydi? Yazayım abi, çünkü telaffuzum Fransızca hani çok basic seviyede, hani okuyabildiğim bir dil. Geliyor. Chat'e yazayım, öyle devam edelim slayta. Evet, slaytımıza döndüm. Tekrar. İngilizce'de hiç anlamayınca bu kadar hissedemiyorum genelde. Bu adamlar işini iyi yapıyorlarmış. Abi enteresan. Hakikaten enteresan. Ben hani anlıyorum İngilizceyi ama anlamasam da ben çok keyif alırdım ya. Bir o klasiklere girdiğim zaman kendimden geçiyorum çoğu zaman çünkü. Burada size yine albüm önerilerinde bulunmuşum. Yayın tekrarından bakarsanız Discord'da yazarım hatta. Albüm önerileri kısmına, yabancı rap şeyinde. Bu slide'da incelemediğimiz grup kalmadı. Kerry James'e parantez açtık çünkü onu grubuyla beraber inceleyeceğim. Evet, sırada önemli gruplardan biri daha geliyor. Ciclo de Connexion. Berb'dan Paris. Berb şöyle bir yer, demin dediğim gibi Paris'in göbeğinde turistik olarak gittiğiniz zaman tren garı, kuzey garında, Gare du Nord'dan çıktığınız anda sizi karşılayan yer Berb. Hatta ben de albümleri var kendilerinin. Özellikle bu anekdotu anlatıp devam edeceğim. Emir'cim iyi geceler. Ciclo de Connexion özellikle Berb'de bayağı efsane bir grup. Albümü göstereyim size. Ben Paris'teyken almıştım. Şöyle o muhitte bu grup aşırı sahipleniliyor ve sözleri gibi, ki bu muhit Fransa'da ağırlıklı olarak Paris'teki Türklerin ve Cezayirlilerin, Arapların beraber yaşadığı bir semt. Hatta ben bu CD'yi bir müzik marketten değil, Moulin Rouge'un aşağısında kalan, hani Barb's'ın bittiği noktada, Berb'ın pardon, Barb's İngilizce okudum. Bittiği noktada Black Pearl diye bir nargile kafe vardı. Ben nargile kafeden aldım bu CD'yi, hatta öyle söyleyeyim, öyle sahipleniliyor. Hatta müzik market bile değildi yani. Grup üyeleri Fabi, Murat, Harun, Moklis ve Koma. Özellikle size Fabi'nin birkaç solosunu dinleteceğim önce. Çünkü grubun en eski üyesi o, 90'lardan gelen. Burada yine biraz telaffuz problemi yaşayacağım muhtemelen ama bakayım. De Dur De Bos De Dombis. Yani çok kötü okudum muhtemelen ama bu okuyamadım bu sefer. Geliyor. Evet, fade attım. Sıradaki Fabio parçası L'Impertien. Evet, fade attım. Çünkü bu gruptan iki parçamız daha var. Sıradaki parçamız Ciclo de Connexion. Bu sefer grup olarak bakacağız. Parti d'Orient. Evet, fade attım. Çok sevdiğim bir parça ve dediğim gibi underground bazında Fransa'nın köklü ve önemli gruplarından biri Ciclo de Connexion. Bir parçalarına daha bakalım. Bunun kadar sevmiyorum o parçayı ama yine de sevdiğim bir parça. Mone Mone geliyor. Mone Mone ya da bilmiyorum. Cehalet mutluluktur. Evet, fade attım.
Ama yani dedim mi, Sicario di Connexion benim gerçekten beğendiğim bir grup. Tekrar tekrar aynı şeyi söylüyorum ama öneririm yani bilmeyenleriniz için. Biraz araştırın bu grubu. Ve çok sevdiğim bir diğer gruba geliyor ama bu bende onların da bir kaseti var. Fransa'dayken bir plakçıda demo tape bulup almıştım onu. YouTube'da sadece bir parçalarını bulabildim ama deli gibi dinliyorum. Yarı İngilizce yarı Fransa rap yapan bir grup. Seyo Paris'ten. Hemen ikinci grup şurada gördüğünüz. Slido, Le Cervo ya da Le Cervo ya da ve Jezico. Bu Fransızca olduğu için bunları çok kötü telaffuz etmiş olabilirim dikleri ama grup Seyo diye okunuyor. Jolon Ledi parçanın ismi. Çok iyi bir parça. Evet, fade attım. Ama bu grubu bir şekilde bulup dinlemenizi öneririm. Sırada yine meşhur gruplardan biri geliyor hani Fransa hip hop tarihinde. La Brigade. Şırnak aksanımla okudum. Paris çıkışlı bir grup. Libere ilk parça. Fade attım ama bu La Brigade'ı kesinlikle öneririm size abi. Bir parça daha almış olmam lazım. Bakayım, almışım. La Violence Pirilipa geliyor. Biraz NTM'e girip öyle kapatırız. Saat abes bir saat olmaz sizin için. Çünkü yarın hafta içi bugün yani. Hani hafta sonu olsa belki de ya çok 2'ye 3'e uzamasın istiyorum hani hepimizin iyiliği için. Sence en iyi tınlayan dil hangisi kulakta rap için demiş Kerutcaz. Yani ben başa İngilizceyi koyarım abi herhalde ya ama Fransızca da bayağı bir kapışır. Emir Kemal'i selam varmış. Aleykümselam. Yani ay, ne diyeyim. Altta Guts'ı önermişim mesela. Parçasını almadım ama çok iyi bir prodüktör. Trip seviyorsanız. Bir parça dinleyeceğimiz bir isme geçelim. Lady Lusty, Karayipler, Antiller'den, Fransız Antillerinden geliyor. Lady Lusty, Sülisefil parçanın ismi. Evet, fade'imizi attım. Çok sevdiğim bir parça ama fade'imizi attım yine. Açılışı kenar arkanda Laraj'la yaptım abi çünkü şey oldu. Ben geçen hafta henüz bir konu duyurmamıştım. Fransız rap yapmaya karar verdim ama sürpriz olsun istedim. Duyurmadım böyle. Hani yayına gelenler acaba konu ne derken direkt anlasınlar diye bildikleri bir parçayla gireyim insanların. Türkiye'de çünkü Fransızca rap çok bilinmediği için. Çok fazla grup bilinmediği için daha doğrusu. Onun için kenar arkanda Laraj'la açtım yayını. Peki Miraç. Ay. Brigada baktık. O zaman bu slaytımızdaki son grubumuz geliyor ki onları da bayağı severim. Lakika, Paris'ten. Adonis Juxte parçanın ismi. Evet, fade attım. Size grup hakkında ufak bilgiler de vereyim çünkü önemli bir grup. Daddy Lord C, Chimistey, Egoist, Jelani, Konindo gibi önemli isimler var. Roka gibi. Dinleyeceğiz Roka'yı da ileride. Ayrıca başlığı var onun da. Şöyle önemli bir grup. Özellikle breakdance bu grup için çok önemli. Hani sahnelerin ayrı bir breakdance crew'ları falan da var. Hatta Fransa'nın en büyük, en çok bilinen MC'lerinden Booba mesela bu grupta breakdanceci olarak kariyerine başlıyor. Ayrıca bir grubu var onun da Ali ile beraber ama göreceğimiz. Şey olarak hani çok erken yaşlarında bu grupla beraber breakdanceci olarak kariyerine başlıyor. Bu cazcı burada ne arıyor demeyin arkadaşlar. Nicki 17 yaşında almıştım. Abi yok biz cazla din seviyoruz, dinliyoruz. Caz rap falan hastasıyız ya. Kendi adıma çok da severim. O zaman Lakika'dan diğer parçamız gelsin. Le Jeune de l'Univers. Pardon, Roka'nın solo parçası bu. Evet, fade attım. Lakika'dan Roka'nın solo parçasını dinledik. Lakika'dan bir parça daha dinleyelim isterseniz. Komün Sarbakan geliyor. Evet. Lakika'yı da kapatalım diye fade'imizi attım. Burada bakmadığımız bir grup kaldı mı? Hayır. O zaman ilerliyoruz. Evet. Güzel bir duo var yine. Sevdiğim duolardan. Gravity Zero, Paris'ten. Projeye Soler
gelecek şimdi. Evet, fade attım. Sevdiğim bir grup ve sevdiğim bir parça ama biraz hız kazanmamız lazım diye fade attım. O zaman devam edelim. Ideal J. Size Kerry James demiştim hatırlıyorsanız. Ona grubuyla değineceğim diye. Kerry James'in erken dönemdeki grubu burası. İlk parçamız gelsin. DJ Mehdi de var bu grupta bu arada. Teddy Corona, Kerry James ve DJ Mehdi. Hardcore parçanın ismi. Evet, fade attım hızlıca. Çünkü daha iyi parçalarını dinleteceğim. Bu grup önemli olduğu için birkaç parça dinleteceğim çünkü size. Jamal Akör. Yine Ideal J'den geliyor. Evet, fade attım çünkü parça 8 dakika. Ama dediğim gibi YouTube tekrarında linklerde tamamı dinlemek isteyenler bulacaklar bunu da. Ideal J döneminden Kerry James'in bir parça daha dinleyelim ve sonra Kerry James'in modern halini dinleteyim size bir iki parçaya da kısa kısa. Sonra ilerleyelim. Ideal J featuring Demon One, daha önce dinlediğimiz bir isim. Ve ileride bayağı üstünde duracağımız bir isimle Rofl'la olan parçası Lamour geliyor. 98 yılından. Evet, fade attım çünkü bu da uzun sayılabilecek bir parça. 5,5 dakika. Şimdi size biraz Kerry James'in, bu grupta tanıdığımız Kerry James'in modern halini dinleteceğim. Kısa kısa. O azıcık yukarıda kaldı. Bulayım, buldum. Kerry James. Evet, Kerry James'in solo kariyerinden bir şeyler gelecek şu an. Güncel, biraz daha güncel işler. Kerry James bu arada şu an Fransa'da bayağı popüler bir isim. İlk olarak blues gelsin. Evet, durdurdum. Çünkü şey var, hani bir ritim değişikliği olmuyor. Ağırlıklı spoken word bir parça bu. Ama arkada müzikal değişimler bayağı bir oluyor aranjede. Bu bayağı yeni sayılabilecek bir parça. Bakalım Kerry James başka neler yapmış. Tüviyanım ikinci parçası geliyor. Evet, fade attım. Ama herhalde sizin en çok sevebileceğiniz parçası buydu bu arada. Kerry James'in. Ben slide'ımıza geri döneyim ama önce kaldığımız yere döneyim. Çünkü geri geldim. Evet, burada birazdan tanıdığımız bir ismi de dinleyeceğiz ileride. Sürpriz olsun. Evet, sıradaki grubumuz. KDD, yani bildiğimiz Türkçedeki gibi okunuyor aynı şekilde bu grup. Toulouse'dan çıkmalar. Bu sefer yine Paris gelmedi. Şaşırtayım sizi. Le Guess ilk parça. Evet. Fade'imizi attım. Önerdiğim ve sevdiğim bir grup bu da. Bir diğer parçası KDD'nin Big Bang geliyor. Ya benzemiyor. Evet. Fade'imizi attım. KDD de benim gerçekten sevdiğim bir grup. Kaliteli gruplardan biri. Toulouse çıkışlardı söylediğim gibi. Sıradaki grubumuza geçmeden önce size bir iki bağımsız rapçi dinleteyim. Mesela ilki Ify Paris'ten. Jantisi parçanın ismi geliyor. Evet, fade attım ama iyi bir MC kendisi. Beğeniyorum. Sırada bir grubumuz daha var. IPM. Hemen Ify'nin yanında gördüğünüz fotoğraftaki arkadaşlar. Bu da kalabalık gruplardan bir tanesi. Mortal Poison. Ölümcül Zehir. Arsenik düetli. İlk parça. Evet, fade attım. Hız kazanmak adına. IPM, bu arada bilgiyi vermeyi unutmuşum. Lyon çıkışlı bir grup. Bir parça aldım ama bir iki parçasını daha veririm size. Yayın tekrarında. Sıradaki grubumuz... çok güzel bir prodüktör ekibi var. Instrumental Hip Hop dinleteceğim. Ağırlıklı olarak Amerika'ya da iş yapan bir grup. Jazz Liberators. İngilizce okunuyor onların iki. Blue Avenue geliyor. Enstrümantal iş ama çok tatlı bir iş. Evet, fade attım ama özellikle enstrümantal hip hop sevenlere bu grubu şiddetle öneriyorum yani. Carlito'dan parça almadım. Çünkü kendisini ileride yayının sonlarına doğru, yani yayın dediğim pardon, son slaytlara doğru başka bir grubun içerisinde göreceğiz. Orada kendisini dinleyeceğimiz için ekstradan bir parça almadım. KDD, pardon.
KD'de dinledik. Sırada ne var? Evet, yine solo bir MC gelecek. Ondan sonra tanıdığımız birisinin grubuna gidiyoruz. Kemal Ansiyon Paris'ten. Solo olarak çıkış yapmış bir MC. Size bir parçasını dinleteyim. Hangisi gelsin? Tetu geliyor. Evet, fade attım. Sırada bildiğimiz kişinin grubuna geliyoruz. The Hypnotic, İngilizce okunan bir grup. Lil çıkışlılar. Bildiğiniz bir kişi dediğim üyeleri Skane ve Soulcast. Yani Deniz abi. Kendisi bir Türk ama Fransızca rap yapıyor. Soulcast. Türkiye'de çoğunuz Turkish Touch'ın Turkish Touch isimli remix parçasıyla tanıdınız kendisini. Fotoğrafta sağdaki kişi kendisi. İki albümleri var yanlış hatırlamıyorsam grup olarak. Soulcast'in de solo olarak 3 albümü var. Bayağı büyük Amerikalı isimlerle de çalışmış birisi kendisi. Türkiye'ye geldiğinde takılma şansımız olmuştu kendisiyle. Sevdiğim birisi. Bayağıdır yeni bir şey duymuyordum ama. O zaman hepimizin bildiği bir parçayı tamamen dinleriz bence. Soulcast French Touch geliyor DJ Premier prodüktör koltuğunda. Evet, fade'imizi attım. Sonuna yaklaştık çünkü. NTM'de geçer. NTM'den sonrasını bir sonraki yayına bırakırız, merak etmeyin. Hatta ben Soul King'i falan almamıştım ama istiyorsunuz ya, hatta ona da bir slide hazırlarım. Hani biraz daha birilerini katarak bir slide daha hazırlarım. Soulcast'tan bir parça daha dinleyelim. Soulcast'in bir önceki albümünde DasFX ve Bri düetli Believe Hip Hop geliyor. Kısaca bir de ona bakalım. Evet, fade'imizi attım. Bunları çünkü size YouTube playlistlerinde bırakacağım. Zaten buradan da bu slide'ımızı bitirdik diye hatırlıyorum. NTM'e giriş yapar. Sonra biz de yayını bitiririz. Haftaya kalır kalan kısım. Tekrar görüşürüz Merdo'cum. Kendine çok iyi bak. Katılımın ve bana yardım ettiğin için Fransızca konusunda çok teşekkür ederim ayrıca. Slide'ımıza bir geri döneyim. Burada atladığımız kim var? Carlito'ya değindik. Tamam, bu slide'da biri kalmamış. Ve o zaman babalara geldik. Fransa Rap'in en büyük grubuna geldik. Çok severim ben de. Supreme NTM. Aslında Fransızca okunuşu böyleymiş. Biz hani biraz İngilizce gibi Supreme NTM diye okuyoruz. Ama Supreme NTM'miş doğrusu. Sandonis Paris diyebilirim geldikleri yer için. Yani yine Fransa'nın kuzeyindeki banliyölerden geliyorlar, Sandonis'ten. Bakayım. Hah, tamam. NTM burada başlıyor playliste. O zaman açılışı biraz coşarak yapalım istiyorsanız. Poston Gön geliyor. Evet, fade attım. Çünkü dediğim gibi yayın 4 saate koşuyor. Yarın hafta içi uyuyacak olanlarınız var. NTM'i kapatıp, NTM'i bitirip öyle kapatırız ama hani her bir parçayı uzun uzun dinlersek sizi bir saat daha rehin alırım burada. O yüzden geçiyorum. NTM hakkında biraz daha info vereyim size slide'ımıza dönüp. Joystar ve Colshan diyebiliyoruz aslında ama en başta DJ Conceptor, Detonator, Rick, Yazid, Tahar ve MR3 aslında Fransızca okursak gibi üyeler daha vardı en baştayken 80'lerin sonunda. MC Solar'dan sonra biraz daha Fransızca hip hop camiasında hardcore hip hop getiren grup diyebilirim aslında Supreme NTM için. Ve bir süre sonra dağıldılar, ayrı yönlere gittiler. Burada gördüğünüz For My People mesela Colshan'ın label'ıydı. Grup üyelerinden. Colshan bir ara rap müziği bıraktı ve poker turnuvalarında boy göstermeye başladı. Profesyonel poker oyuncusu olarak. Bunun gibi biraz size gereksiz trivia bilgiler verebilirim aslında. Bir de bir enteresan detay daha var. İlk kez görmüştüm. Colshan'ın uzun yıllar sonra geri dönüş albümü futbol takımı Olympique Lyon'un forma sponsoru oldu ve albüm kapağı reklam olarak, sponsorluk olarak formanın üzerinde yer alıyordu. Bu benim daha önce benzerini görmediğim bir promosyondu açıkçası. Joystar'sa Fransa'daki buzda dans türevi yarışmalarda falan jürilik yapıyordu, aktörlük yaptı ama Joystar benim sanırım Amerika'da Sticky Fingers, sonrasında ODB gibi isimlerin hemen arkasında koyacağım manyak rapçiler kategorisini çok iyi dolduran bir rapçi. Özel hayatına bakarsanız. Bu tarz trivia bilgilerini de verdikten sonra bir iki parçaya daha bakalım NTM'den. O zaman ne gelsin?
Pöstöngörünü dinledik. O zaman efsane bir parça gelsin. Affirmative Action, Nas The Firm parçası, Nas AZ gibi isimlerin yaptığı. Onun uluslararası remixinde NTM de vardı. O zaman o klasikle devam ediyoruz. Evet, fade attım ama müthiş bir parça. Onu ben en kötü Discord'da paylaşırım ya sizinle. Hani evet, NTM'den iki parça daha dinleyelim ve yayınımızı kapatalım isterseniz. Le Petronel Domfil geliyor. Çok sevdiğim bir parça. Evet, fade'imi attım. Joycer'ın verse'ü. O zaman son parçamız, günün son parçası NTM'in ilk albümünden gelsin. Hangisi gelsin tabii, birkaç tane almışım. Ha, bu arada şöyle söyleyeyim, NTM önümüzdeki hafta biraz daha devam edeceğiz ister istemez. Çünkü For My People NTM'e bağlı bir label ve bir grup aynı zamanda. Önümüzdeki haftada biraz daha NTM dinleriz, merak etmeyin. O zaman ne gelsin ilk albümden? La Fivre. Herhalde doğru okudum, bundan emin değilim. Evet, fade'imizi attım. O zaman Fransızca rap dosya konumuzun ilk bölümünü bu haftalık sonlandırmış olduk. Haftaya NTM'in kalanından dolaylı olarak For My People label'ı ve grubuyla ve yine NTM parçaları dinleyeceğiz tabii ki birkaç tane de. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarın saat 9-9.30 gibi haftalığa başlarız. Haftalık geleneksel IQ testimize. Of, buraya kadar 4 saattir benimle beraber katlanan herkese teşekkür ediyorum. Merdo gitti ama tekrar katkıları için, özellikle dil konusunda yardımcı olduğu için ayrıca ona teşekkür ediyorum. Paptırcem, şeref verdin, çok teşekkür ederim buraya geldiğin için yayına. Kendinize iyi bakın. Bütün moderasyon ekibime tekrar teşekkür ediyorum. Ben bu yayının tekrarını 1-2 gün içerisinde editleyip YouTube'a atmış olurum. Oradan playlistlere ulaşabileceksiniz daha detaylı olarak. Kendinize iyi bakın, iyi geceler. Seviliyorsunuz.